Hürjet'in hemen yanı başında bulunan, adı ilk Türk uçak üreticisi Vecihi Hürkuş'tan esinlenerek verilmiş olan Hürkuş yer alıyor. Bu uçağın yapılış macerası ise 2006 yılına dayanıyor. Aerodinamik yapısından tutun, tüm sistemlerine varıncaya kadar her şey kendi mühendislerimiz tarafından tasarlanmış bu uçakta. TUSAŞ tarafından geliştirilen uçak, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı olarak görev yapacak. 2 kişilik mürettebatıyla alçak kanatlı ve tek motorlu turboprop bir uçak olarak geçiyor. Turboprop türü motorlarsa düşük hızlarda yüksek verim sağlıyorlar. Arkasında çalışan bir turbojet motorundan aldığı güçle pervaneyi çeviren bir motor türünden söz ediyoruz. Hürkuş, gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyetine sahip. Bu uçak tamamen dijital elektronik gösterge sistemlerine sahip olduğundan pilotların kontrol yetenekleri de daha fazla artıyor. Bu anlamda Hürkuş oldukça yüksek teknoloji kullanan bir eğitim uçağı diyebiliriz. Hürjet gibi Hürkuş'ta pilotlarımızı muharip uçaklara hazırlamak için sınıfının en iyilerinden biri ve bu özellikleriyle de bir jet uçağındaki sistemlere oldukça yakındır. Hürkuş projesinde de yerlilik oranı %60'lardan %80'ler seviyesine ulaşmış durumda. 1600 beygirlik güç üreten motora da sahip olan Hürkuş bu sayede nefes kesen akrobatik hareketler gerçekleştirebiliyor. Acil durumlardaysa pilotların kullanabilmesi için üstün özelliklerle donatılmış olan fırlatma koltuğuna da sahip. Aviyonik mimarisi ise çok özel olan bu uçakta 1 milyon satırdan fazla kod kullanılmış durumda. Hürkuş uçağımızda ise Kanada üretimi ithal motor kullanılıyor. Ancak yerli motor üretimi için çalışmalar da sürüyor. Yatırım maliyetlerinin milyar dolarlar seviyesine ulaşması nedeniyle şimdilik aksaklık yaşanmaması için böyle bir metoda başvurulmuş diyebiliriz. İki prototip uçakla şu ana kadar yapılan 530 sorti uçuşta 567 saat havada kalmış ve bu uçuşlarda 356 knot sürate 35.500 feet irtifaya kadar çıkılmış durumda. Maksimum seyir hızı ise saatte 574 km iken, maksimum havada kalma süresini ise 4 saat 15 dakikada tamamlıyor. Aynı zamanda Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden uçuşa elverişlilik sertifikası alan ilk Türk uçağı olmayı da başarmıştır. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim, dünyada bu alanda yüzlerce eğitim uçağına ihtiyaç var. Dolayısıyla ciddi bir pazar payı da söz konusu. Hürkuş temel eğitim uçağının seri üretimi ise devam ediyor. Şu ana kadar 15 adet üretilen Hürkuş'un ilk ihracatı da Nijer'e yapılmıştı. Birçok ülkenin talep olduğu Hürkuş içinse Çat ülkesine de satış gerçekleştirilirken, Malezya'da uçak siparişi veren ülkeler arasında yer alıyor.